Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır sizler için. Beni soracak olursanız iyiyim çok şükür. Dün evi sildim, süpürdüm, bir güzel toz aldım. Bugün de böyle çekmece işlerini düzenleyeceğim. Elimden geldiğince her gün işte yatak odasında, oturma odasında, yine mutfakta çekmece işlerini düzenliyorum. Tam olarak düzeni oturtmak istiyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim, taşındım. Taşındığım için hani taşınırken böyle acelece her şeyi yerleştiriyorsunuz. Ben de hani çekmece işlerinde çok hassasım. Her şey tam otursun, düzenli olsun istiyorum. O yüzden de yavaş yavaş düzenliyorum, oturtmaya çalışıyorum evin her yerini. Bugün de erzakları düzenleyeceğim. Mutfak dolabımda düzenlemeyeceğim. Benim öteki evdeki mutfağım çok küçüktü, ince ve uzundu. O yüzden mutfak dolabına sığmıyordu erzaklar. Bugün de yine erzak dolabı, buradaki dolaba değil de erzak dolabına yerleştirdim. Olmadı. Çok karıştı cümle. Malzemeleri tezgaha yerleştirdim. Çoğunu bu şekilde cam kavanozlarda saklıyorum. Kapaklarını da Teddy'den almıştım. Tek bir renk yapmaya çalıştım. Ne kadardı? 8 tanesi 4 lira gibi bir fiyata almıştım. Şöyle bir iki tane yine puantiyeli var ama çoğunu bir renk yapmaya çalıştım. Şimdi ilk olarak bir de şu köşedekileri de söyleyeyim, yerleştirelim. Pirincim yoktu, pirinç aldım. Erişte duruyordu mesela, bazıları vardı evde. İşte pirinç, mercimeğim bu kadar kalmıştı, mercimek aldım. Ufak tefek alışverişler yaptım. Şimdi ilk olarak pirincim çok az. Bu pirinç kavanozu. Hemen bunu dökelim. Boş alanları dolduralım. Ben bu kutuyu çok seviyorum. Çünkü tam alıyor 1 kiloyu. O yüzden mesela bunlara koysam artıyor. Ama bunda tam aldığı için bunu çok seviyorum. Bakın tam sanki ölçülmüş gibi tam alıyor. Şöyle kapatayım bunu. Tamamdır. Bu tamam. Bir de şurada boş bir kavanozum var. Buna da kuskusları koyacağım. Evet ama açamıyorum. Açtım. Şöyle artan birazcık kuskusum var. Kuskus salatasını çok severim bu arada. Misafir geldiğinde de genelde yaparım. Hemen onu da dolduruyor. Tamamdır. Bunu da şöyle koyalım. Kapatalım. Yine burada mesela çaylar falan var. Mehmet'in sevdiği papatya çayı. Mesela bir de şunu söyleyeyim. Şu yarıya kadar, hatta çeyreğe kadar erişten var. Pardon, şehriyem var. Ama bu bitince bunu dolduracağım. Şimdi bunun üstüne bunu doldursam bu kalacak. O yüzden bu tamamen bitsin. Bitince bunu dolduracağım. Bunlar şimdi poşetinde kalsın diye düşündüm. Bu şekilde bir düzen oturtuyorum. Şimdi bakayım boşta bir şey kaldı mı? Yok. Her şey tamam. Bu arada tuz almayı unuttum. Alışverişe çıktım. En büyük eksiğim benim tuzdu. Ama tuzu unuttum. Yazmayıp gidince böyle oluyor işte. Şu kadarcık tuzum kaldı. Normalde hiç evde tuz eksiğim olmazdı. Çayım biraz var bunun içinde. Çayı kutusunu hiç açmayayım. Bitince bunun içerisine doldururum. Şimdi dolaba doğru ilerleyelim. Dolap bu şekilde, üst kısmı ekmeklik olarak kullanılıyor. Ama ben onu hiç o şekilde kullanmadım. Uzunluk açısından bayağı bir uzun. Eskiden ben bunu süzgeçlerimi, kapkaçaklarımı koyuyordum. Hepsini alıyordu. Şimdi kavanozları koyacağım. Burada normal bildiğimiz düz çekmecesi. Bu kısımda da şöyle iki raflı bir bölümü var. Şimdi bunu bir güzel sileyim. Sildikten sonra malzemeleri yerleştireyim.
Önüme gelende bu üst kısmı böyle yuvarlak geliyor. Hani tam ekmeklik olarak kullanılabilir. Hani ben bunu şoktan aldım. Bu kadar biraz yapısı çok iyi değil. Daha iyi bir şey bekliyordum. Kurduk. Birazcık hani şey gibi geldi bana ama sonra alıştım. Kavanozları yerleştirmeye başlayalım. İşte ben bu görüntüyü çok seviyorum. Kavanoz kapakları bir olunca çok hoş görünüyor bence. Tabii birkaç tane farklı var ama genelini aynı yapmaya çalışacağım. Şu büyük olanı koyayım. Kırmızı bu bozuyor biraz işi. Bunu da koyalım. Hatta şöyle yapalım. Biraz daha farklı yapıda boyutu. Şunu sarsa buraya da. Böyle birkaç kere uğraşırım ben şey yapmak için. Tamamdır. Şöyle alalım, koyalım. Şöyle. Bakayım kapanır mı deneyim. Tam kapanıyor. Tamamdır, sorun yok. Yine şunu da üste alalım. Bence bu şekilde güzel oldu. Şimdi bakalım tam kapanıyor mu? Tamamdır. Şimdi paketlenmiş ürünleri yerleştirelim. Yalnız ben pirinç kutusunu koymayı unutmuşum. Birazcık şekli değişti. Pirinç kutusunu buraya koydum. Üst taraflarda daha çok fazla kullandıklarım. Alt taraflarda da az kullandım. Mesela bu çayı hani bir tek Mehmet kullanıyor da çok kullanmıyor. O yüzden buraya aldım. Yine fındık ezmesini hani pastaya kullanıyorum. O yüzden onu da buraya aldım. Bu kahveyi de Bim'den almıştım. Bim'in kendi kahvesi. Mehmet hiç sevmedi. Hani çok böyle kahvesiz kaldığımda kullanıyorum. O yüzden Abdullah Efendi'ydi galiba. Ben sevdim ama Mehmet hiç beğenmediği için ya tek içtiğimde yani ya da hani dediğim gibi kahve bittiğinde bunu kullanıyorum. Düzen bu şekilde oluştu. Gelelim çekmece kısmına. Burayı biraz daha abur cubur kısmı yapmayı düşünüyorum. Şöyle kurabiyeleri koyuyorum. Yine bisküvi. Bu kavanozu buraya karıştırmayayım. Poşet çaylarım oldu. Kavanoz. Onu çok kullanmıyorum zaten. Şöyle arka tarafta dursun. Bir de tomurcuk çayım. Onu da buraya koyayım. Paketlenmiş erzakları yerleştirelim. Şöyle ilk olarak erişteyi koydum oraya. Üstüne de sadece makarnaları koyacağım. Başka var mı makarnamız? Bir tane daha var. Bu erişteyi de makarna gibi kullandığım için bunları tek bir yerde topladım böyle. Yine pirinç. Ben pirinci ve mercimeği hep yedekte tutarım. Çünkü çok çabuk biten şeyler. O yüzden yine mercimekle hep yedeğimde bulunur. Hani misafir gelir ya da işte evde olmaz, bir daha işte evden çıkar, almak zorunda kalırım, ani bir şey olur diye onlar yedeğimde durur. Şöyle tersiyle bunu da koyalım. Çayı da şöyle öne koyayım. Bir tane de spagetti. Bunu da böyle yerleştirdim. En altta aynı bu şekilde yüksekliği, eni, her şeyi aynı, uzunluğu, her şeyi aynı. En altı boş kalsın. Sadece bunları koyacağım. Profiterolü koyayım. Bir de bu sade kek karışımını buraya koyacağım. İnanın içime o kadar çok sindi ki yani böyle size anlatamam. Yerim bile arttı ya, çok mutluyum. Burası benim daha çok depo alanım oldu aslında. Yukarıda mesela işte yine makarnam var. Bitince buradan alırım. Yine çay var. Bitince buradan alırım. Çayın kavanozunu tezgaha koydum. Çünkü çay çok fazla hani elimin altında bulunması gerekiyor. Yine tuzu da tezgaha bıraktım. Onlar elimin altında bulunması gerektiği için onlar tezgah kısmında ama üst kısımda olanları bitince hemen buradan koyabilirim. Mesela şehriye üstte var. Şehriye bitince hemen buradan
üste boşaltabilirim. Çok çok içime sindi. Bu normalde duvar tarafındaydı. Ama şu anda havalar ısındı. Hani soğukluk problemi yaşamıyorum. Kaloriferin önünde oluşu şu anda bunları olumsuz etkilemez. Hani normalde bu tarz şeylerin serin yerde olması gerekiyor. Şu anda çok fazla etkilemez. Ama kış ayı olursa bunu tekrardan duvar tarafına alabilirim. Ebru ablalara geldik şimdi. El açması böreği, patates salatası, yemeği ellerine sağlık Ebru abla. Afiyet olsun. Mehmet geldi. Şimdi çekirdekleri dolduracağız. Bu aralar buna takmış durumdayız. Şu kara çekirdek. Pınar markasının bunu Çağrı Market'ten aldık. Yani tadı gerçekten çok lezzetli. Doldurayım. Ben zaten ne zaman çekirdek yesem pıtlıyor buradan. Doktor diyor ki çok abur cubur yeme, ben yine kaçırıyorum maalesef. Özellikle de çekirdeği yediğim anda sabah pıtlıyor ama bugün yiyeceğim. Hafta sonu kendime izin veriyorum. Evet, bir de Mehmet büyümemiş çocuk. Çok seviyor bunları yemeyi. Özellikle de şu boncukluları, 30 yaşında ama yok yani. Bunlardan da şimdi böyle koyalım. Bu arada perde de bu şekilde, hepiniz uzun olacak dediniz. Ben de öyle bekliyordum. Ama bayağı cam uzun, perde kısa kaldı. Değiştirecektim ben. Sonra Mehmet dedi ki uzun olsa tezgahı süpürsek daha kötü olur dedi. Hani burası sonuçta tezgah üstü. Ben de değiştirmiyorum. Böyle kalsın. Bilmiyorum yani şuraya kadar geliyor. Bir parmaklık kadar yeri var aslında. Çoğunu da döktüm. Ben yavaş yavaş içeriye doğru geçeyim. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.